Kuzey Kore, hükümeti tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilen dünyanın en esrarengiz ve gizemli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. İnternet erişiminden hareket özgürlüğüne kadar her yönüyle izleniyor. Son derece sıkı gözetime rağmen bazı cesur kişiler bu izole ülkenin benzersiz günlük yaşamına bakışlar sunan çarpıcı görüntüler paylaşıyor. Bu videoda Kuzey Kore'nin farklılığını vurgulayan ve dış dünya tarafından nadiren görülen bir alana ışık tutan en sıra dışı resimlerden bazılarını ortaya çıkaracağız. Bir, çocuk işçiler. Kuzey Kore'nin özenle paketlenmiş imajının tam ortasında çocuk işçiler bulunuyor ve zavallı çocukların gerçeği Kuzey Kore propagandasına hiç uymuyor. İşte 5 ya da 6 yaşlarındaki iki küçük kız bir kaynaktan doldurdukları suları taşımaya çalışıyorlar. İçilebilir suya erişimin sağlandığı daha zengin ülkelerin aksine Kuzey Koreliler, hatta çok küçük yaştakiler bile sadece temel ihtiyaçlar için önemli zorluklara katlanıyor. Su gibi temel bir şeyi elde etmek bu yoksul ortamda mutlak bir çileye dönüşüyor. Bu görüntü hükümet tarafından hazırlanan parlak tasvirle taban tabana zıt. Onlar bir refah hikayesi anlatırken bu küçük su taşıyıcıları için gerçek farklı bir hikaye anlatıyor. Ve Kuzey Kore'de daha az ayrıcalıklı olanların karşılaştığı günlük mücadelelere ışık tutuyor. 2. Evsiz insanlar. Yoksullukta boğuşan bir ülkede evsizliğin gizli gerçekliği apaçık ortaya çıkıyor. Bu fotoğraf bir bankta derme çatma bir barınak bulan bir adam ve muhtemelen oğlu ya da akrabası olan küçük bir çocuğu gösteriyor. Aynı zamanda fotoğraf bazı Kuzey Korelilerin karşılaştığı zorlu yaşam koşullarına ışık tutuyor. Dünya çapında ortak bir sorun olan evsizlik Kuzey Kore'de de elbette var. Hükümetin evsiz yaşayan insanların görüntülerini gizli tutmak için gösterdiği titiz çabalar düşünüldüğünde bu şaşırtıcı bir durum. Herkes gerçeği bilmesine rağmen yetkililer toplumun bu yönünü gizlemeye devam ediyor. 3. Askerlerin hayatı. Kuzey Kore'deki zorluklar yalnızca sivillere özgü bir durum değil. Ordudaki askerler de bu zorluklardan nasiplerini fazlasıyla alıyorlar. Askeri personelin zahmetli görevlerden muaf olduğu inancının aksine bu fotoğraf yanlış algıyı ortadan kaldırıyor. Burada profesyonel bir oduncuyu andıran bir asker ustalıkla tomruk taşırken görülüyor. Görüntü askerlik hizmetinin öncelikle ulusu savunmaktan ibaret olduğu algısına meydan okuyarak askerlerin beklenmedik rollerine ışık tutuyor. Sivil faaliyetleri denetlemekle görevlendirilen bu kadın ve erkekler zorlu bir işle uğraşıyor. Bazıları için bu bir cezalandırma biçimi olsa da çoğu kişi için hükümetin onlara mevcudiyetinden faydalanmasıdır. 4. Sınıflar. Sırada alışılmadık bir sessizliğin hüküm sürdüğü bir Kuzey Kore okulu var. Bu fotoğraf boş sıralardan daha fazlasını gösteriyor. Devletin eğitim hakkında inanmamızı istediği şeyle keskin bir tezat oluşturuyor. Boş sıralar ve ideolojik sloganlarla kaplı bir kara tahtayla ürkütücü sessizlik neredeyse hissediliyor. Bu sessiz ortamda bir paradoks ortaya çıkıyor. Devletin eğitime öncelik verdiğine dair büyük iddialarına rağmen bu görüntü kapalı kapılar ardında saklı bir gerçeği ortaya koyuyor. Eğitim, gerçek bir öğrenimden ziyade siyasi propagandayla ilgili. Modern öğrenme amaçlarının yokluğu, eğitimin kalitesi hakkında soru işaretleri yaratıyor. Sloganların ve boş sıraların ötesinde derin bir sessizlik, ülkenin duvarları arasında gizlenen eğitim paradoksu hakkında çok şey anlatıyor. 5. Lüks restoranlar. Pyongyang'ın kalbinde Taedong Nehri boyunca Kuzey Kore'nin yemek deneyiminin gizli gerçeklerinin bir kanıtı olan nefes kesici bir manzara ortaya çıkıyor. Pırıl pırıl mücevherleri andıran yeni restoranlar nehir kıyısında sıralanarak lüks bir görüntü sergiliyor. Ancak bu göz kamaştırıcı görüntünün ardında halkın karşı karşıya olduğu eşitsizliğin keskin bir gerçekliği yatıyor. Bu lüks işletmeler yalnızca ayrıcalıklı azınlığa, Kuzey Kore'nin elit kesimine hitap ediyor. Sadece çok varlıklı ve önemli kişiler bu kuruluşların lüks hizmetlerinden faydalanabiliyor. Burası paranın konuştuğu ve lüksün norm haline geldiği bir dünya. Bu görkemli yemeklerin lezzetleri zengin ve güçlü damak tadına hitap ederek ortalama bir Kuzey Korelinin bu tür mutfak lezzetlerinin tadına bakma şansını özlemle uzaktan izlemesine neden oluyor. Bu gizli ülkede katı kurallar uygulanıyor olabilir ancak zenginler bunlardan kaçmanın yollarını buluyor. 6. Kadın. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve beraberindeki güçlü kişilerin haremleri olduğunu biliyor muydunuz?
Aslında biz bu haremden ilk kez 2017 yılında haberdar olduk. Kim Jong-un'a yakın üst düzey bir askerin ülkeden kaçan kızı gizli haremi ortaya çıkarmış. Kuzey Kore'den 2015 yılında kaçarak Güney Kore'ye yerleşen Hee Yeon Lim, İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Mirror'a konuşmuş. Babasının pozisyonu dolayısıyla Pyongyang'da çok rahat bir hayatı olduğunu söyleyen Lim, diktatör Kim'in yakın çevresinde olduğu için o hayata dair gözlemlerini ve gerçekleri açıklamış. Çok korkunç şeyler gördüğünü söyleyen Lim, üst düzey yetkililer bizim okula gelirdi ve genç kızları seçerek diktatörün evinde çalışmak için alırdı. Sadece güzel kızları seçerlerdi. Bu kızların tek görevi ona masaj yapmak ve havyar yedirmekti. Eğer gitmek istemezlerse gizemli bir şekilde bir daha okula gelmiyorlardı, ifadesini kullanmış. Genç kızın bu iddialarını destekleyen başka kaynaklar da mevcut. Hükümete yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde Kim Jong-un harem kurduğu belirtiliyor. 7. Görev başında uyuyan askerler. Hepimiz Kuzey Kore'nin bazı katı ve bazen de mantıksız yasaları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir askerin açık bir alanda uyuklarken yakalanması ciddi bir sorunun işareti. Zor bir günün ardından çok mu yorulmuştu? İşin tuhafı, mesai saatleri içinde uyuklamayı tercih etti. Peki başının belaya girmesinden endişe etmedi mi? Çünkü orduda görev başında uyumak ciddi sonuçlara yol açabilir. Umalım da komutanları bu fotoğrafı görmemiş olsun. Kuzey Kore'deki gerçek hayatın bilinmeyenlerinden ve açığa çıkarılmış gizli fotoğraflardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizce bu izole ülkede yaşam kolay mı? Yaşamak ister miydiniz?